aydın değil dedim size. Ya eksi derecelerde acayip soğuk. Dönüş mü takmak? Elbislerim kaldı. Bunu yaparım ben. Şeylere. Şeylere bak. Diyetin bu yönünü seviyorum. Her ufak çabuk bir kahvaltı olmak zorundaydı. Güzel bir kahve serüvenim. Of. Yani gerçek. Kapı sipariş etmiştik benimle. Bunları seçti benimle. Biri çayın yanına harika bir doyurucu pizza tarifi. Kocaman Türkiye'ye de selam olsun tabii ki. Evet canlar, günaydın. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Ben böyle masamı hazırladım, eşyalarımı hazırladım arka tarafta. Şöyle bavulum hazır, şimdi çocuklar almaya gidiyorum. Bir günaydın diyeyim dedim size. Full motivasyon, devam ediyoruz. İş başlasın, yapacak bir şey yok. Geç kaldım, hadi gidelim işimize başlayalım. Evet kızlar, birinci grubumu bitirdim. Kar başlamış dışarıda, görüyor musunuz bilmiyorum. Kar yağmaya başladı ve hava eksi derecelerde. Acayip soğuk gerçekten. Şimdi ikinci grubum için hazırlanıyorum. Bana kolay gelsin. Bakın böyle terlik giyiniyorum iş yerinde. Burada diş fırçalarım. Evet işten çıktım arkadaşlar. Hava kar yağıyor. Bayağı bir dünden çok yağıyor yani bugün. Aslında bugün o kadar yağmayacaktı gösteriyor ama bakın size bir çekeyim. Yollar nasıl duruyor? Bayağı yağıyor çünkü. Bakar mısınız? Nasıl güzel yağıyor. Sanki biraz buzu kırılmış gibi havanın ama hani hala soğuk. Ama sabahki soğuk yok sanki. Biraz buzu hani kar yağınca birazcık şey olmuş ama yine de soğuk yani bayağı. Şimdi eve gidip kaloriferleri yakacağım. Ay çok güzel yağıyor. Sanki yağmayacak gibi geliyordu bana artık ama. Yani yağıyor şöyle gördüğünüz gibi bakın. Ayak izlerim kaldı burada.
Ne güzel değil mi? Şöyle bakın. Her yer bembeyaz. Saçlarım ıslanmasın diye de şemsiyeyi açtım ama yine de bakın kar düşmüş saçıma. Yani ne yapayım? Bu ceketimin tek dezavantajı şapkası yok yani. O yüzden böyle kar mar yağdığı zaman direkt benim fönlü saçlar kıvırcığa dönüşüyor. Şimdi acıktım arkadaşlar, biliyor musunuz? Saat 12 oldu ve ben daha bir şey yemedim. İşte iş yerinde yiyemiyorum yani, o dezavantajı var işimin. Çünkü sıra sıra grup halinde alıyorum. Aslında yiyebilirim arada da ben pek hani o sıkıştı bir şey gelmek istemiyorum yani. Yemek yedim ve rahat cana yiyeceğim. O yüzden şimdi eve gidip kendime güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Böyle yani. Aç aç yaptım çünkü dün bayağı bir zorlandım. Alo. Dün bayağı bir zorlandım arkadaşlar, anlatamam size. İki tane mini lahmacun yedim saat 3'te mi ne. Ondan sonra hiçbir şey yemedim. Tabii ki tarttığı güzel etkilerini gördüm ama çok acıktım yani, anlatamam. Şimdi eve gideyim, sonra görüşürüz. Evet canlar, siz eve gelince ilk ne yapıyorsunuz? Çok merak ediyorum. Bu soruya lütfen yanıt verin. Siz eve gelince ilk yaptığınız şey ne? Ben mesela ilk yapacağım şey hemen... Yani bugün mesela kaloriferleri açtım. Bu normalde hemen kahve makinesini açmak. Şu anda iş tişörtüm ve iş kazağım var üzerimde. Yani şöyle iş kazağımla iş tişörtümü giyiyorum. Artık havalar da soğudu bayağı. Görüyorsunuz iki kat çalışıyorum. Yani iki kat giyiniyorum. Genelde böyle göreceksiniz yani beni çalışıyorken. Çünkü pek üstüm yani aslında çalışabiliriz üstümüzle ama ya kazağımız olacak ya tişörtümüz, yani ikisinden biri olacak. Altına kendi tişörtüm giyip üstüne kazağımı da giyebilirim aslında. Ama ikisinden biri mutlaka olması lazım. O yüzden yani beni böyle göreceksiniz, alışın yani mecburiyeten. Çünkü artık işe gidince yani hafta sonları farklı, tabii ki normal kıyafetlerimi giyiniyorum ama hafta içi genelde böyle pijamalarımı giymediysem böyle göreceksiniz. Şimdi eve attım kendimi. Hemen dedim şöyle bir ilk işim kahve makinesini açmak. Hemen ilk bunu yaparım ben. Siz ne yapıyorsunuz? İlk çok merak ettim. Bu konuya cevap verin gerçekten de. Yani sabahları genelde siyah kahve içiyoruz biz Turgut'la. Yani çok az bir süt koyuyoruz içine. Lungo yapıyorum. Ama eve gelince böyle bir cappuccino hak ettiğimi düşünüyorum. O yüzden şimdi cappuccino yapacağım kendime. Sonra da şu şeyi belki bir makineye atarım dedim. Süt şeyini bir. Burada yıkıyor gerçi kendi de ama arada bir makineye atıyoruz. O yüzden... Şu sütü bitirip belki makineye atarım. Yani gördüğünüz gibi eve gelince ilk işim sütlü kahve içmek. Şu karamelliyi ben çok beğendim arkadaşlar. Bunu ben şu bardan almıştım. Yani ararsanız bakın. Şöyle bir tane bak karamelli. Ben bunu çok sevdim. O yüzden bunu kullanacağım. Şu süt şeyine getirmem lazım. Makineyi daha anca çözüyorum yani. Şöyle kendime bir cappuccino basayım. Ondan sonra bir keyif kahvesi yapalım. Çok seviniyorum arkadaşlar. Bir insan kahveye sevinir mi artık? Ben seviniyorum yani. Çünkü diyette olunca bu kahvenin değeri, sütlü kahvenin değeri bir başka oluyor bence. Yani işte ben diyette olmanın bazı yönlerini seviyorum, bazı yönlerini sevmiyorum. Sevdiğim yönlerden birisi yemeğe seviniyorsunuz. Yediğinizin her şeyinin tadına varıyorsunuz. Çünkü kahve makinesi sesli olacak. O yüzden kahvemi elime alayım, öyle konuşayım. Simba da geldi zaten. Sütü görünce dayanamaz. Teyşeleri bu. Teyşeleri bak, bir teyşeleri. Teyşelere bak. Teyşelere bak ya. Bebek bebek. Evet, mis gibi köpüçinom ve ben gerçekten çok güzel yapıyor kahveyi. O kadar güzel bir köpüğü var ki anlatamam size. Şu an sütünü biraz az koymuşum, o yüzden az köpüğü var. Ama normalinde de yani acayip bir köpüğü var arkadaşlar. İç iç bitmeyen bir köpük oluyor. Gerçekten hani kullanmak isteyenlere, almak isteyenlere tavsiye edebilirim. Yani bu arada işte daha demin onu ses var diye açıklayamadım. Onu açıklayacaktım. Yani kahvenin şeylerim bunu seviyorum. Nasıl söyleyeyim size? Diyetin bu yönünü seviyorum. Her ufak şeye bile seviniyorsunuz. Yediğiniz her şeyi kıymetini biliyorsunuz. Ama üzücü tarafı şu, akşamları çok zorluk çekiyorum. Uyumakta zorluk çekiyorum. Yani tabii ki hani gerçekten aç ayı uyumaz mı, aç ayı oynamaz mı derler ya, gerçekten öyle. Akşamda yani gündüzde hiç sorun olmuyor benim için arkadaşlar. Ama ne zaman akşam saat 9 oluyor falan böyle. Tam şu köşeye çekilip dizi seyrediyorum, bir şey bakıyorum ya.
O zaman başlıyor bende böyle bir işkence şeyi. Ondan sonra sayıyorum içimde yatana kadar, gece yapınca bunu yiyeceğim, gece yapınca bunu yiyeceğim, sabah kalkınca bunu yiyeceğim. Ben gece böyle planlar kuruyorum kendimce. Bu arada yorumlar gelince ben de buraya odaklanıyorum. Çünkü saat 12 oldu ve yorumlar yağmaya başlıyor. Allah razı olsun hepinizden. Yani onu, o beni böyle biraz şey yaptı, böyle buraya bir oraya bir buraya bakıyorum da. Demek istediğim, hani akşam açlığı gerçekten beni biraz zorluyor yani, abur cubur yememek. Sabah böyle gece uyurken planlar yapıyorum. Bunu yiyeceğim, sabah kalkayım şunu yiyeceğim, sabah kalkayım şunu yiyeceğim. Sabah kalkıyorum, hiç canım acıkmıyor, hiçbir şey istemiyorum ki. Boşunaymış bu kadar hayal kurdum dün. Ama şu an karnım acıktı yani, şu an saat 12.30. 12.30'a geliyor ve benim karnım çok acıktı. Kahvemi içeceğim, suyumu içeceğim. Birkaç not alacağım iş için, ondan sonra güzel bir kahvaltı hazırlayalım. Yani benim için öğlen ve kahvaltı olacak. Böyle yani. Afiyet olsun. Hadi bakalım, kahvaltıda görüşürüz. Şu kuzuş var ya, şu kuzuş arkadaşlar, simboş. Daha demin benimle balkona çıkmak istedi. Dedim gel balkona çıkarayım seni. Buradan kara bakıyordum. O yüzden onu bir dışarı çıkardım. Şurada ayak patileri bile belli oluyor. Bakın daha demin çıktı. Öyle bir seviniyor ki, çekmeye telefonumu yanıma almıyormuşum. Onunla uğraşayım, ona bakayım derken. Patileriyle böyle oynadı orada bayağı bir, karlar böyle üstüne düşünce bayağı bir güldü oynadı. Yani ben de şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Önce kahvaltımı yapsam, önce sporumu yapsam diye düşünüyorum. Ne yapacağım biliyor musunuz? Önce yarım saat bir çember çevireceğim. Ondan sonra kahvaltı yapayım diyorum. Çünkü şimdi tok karnına spor yapmak biraz daha zor oluyor. Şu arada videomu izliyorum, kendi kendimi izliyorum bakın. Böyle bazen merak ediyorum ne yapmışım diye kendim. O yüzden açıyorum böyle bazen. Şeylerim burada, çekedim filin hepsini buraya koydum. Laptopumu çıkardım. Onları hallettim biraz. Şimdi kahvemi içtim. Hemen pijamalarımı giyip spora başlamak istiyorum. Önce bir yarım saat çember çevirelim. O aradan çıksın. Ondan sonra cuma kahvaltı gibi bir şey yapalım. Bir şeyler yiyelim. Sonra da akşam yine yemeği yapacağız düşünüyorum. Çünkü lahmacun var dünden biraz. Ama çok çıkmadı. Çok kalmadı. O yüzden de yanına bir şeyler ekleme, takviye yapmam lazım. Bakalım ne yapacağız. Böyle yani cankolar. Sizde ne var ne yok? Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor diyet? Anlatın bakalım. Şimdi kahvaltı hazırladım kendime ama çabuk bir kahvaltı olmak zorundaydı. Çünkü saat oldu 1.30 arkadaşlar ve ben sporumu yeni yaptım. Yoksa hiç yemek yiyemeyeceğim. Akşama kadar aç gezeceğim. Bu da sonra bende ağır bir yemek. Böyle her sunga yapıyor. Ne derler? Türkçesi ne deniyor ona? Böyle aşırı bir böyle yeme arzusu sıcak. Ne diyorlar? Çikolata böyle tatlı krizine giriyorum. O yüzden çabuk bir şey yemem lazım şu anda ki çok şekerim düştü yani bayağı bir buçuk saat, yani saat 1.30 ve ben dün en son saat 3'te yedim arkadaşlar 2 lahmacunu. O yüzden de bir şey yemem lazımdı. Çabuk olsun diye birazcık böyle protein ekmeğine biraz salam koydum ve turşu koydum yanına. Bunu ben severim. Nedense dün akşam bunun hayalini kurdum, anlatamam. Ben öyle bir salam yiyen bir insan değilim. Genelde bizim çocuklar okula götürüyor arada bir. Evde vardı şansa. Dün böyle akşam canım nedense bir salam çekti. Yani işlenmiş biliyorum. Sağlıklı değil. Ama kalorisi az. Yapacak bir şey yok yani. Kalorisi hesabını yapıyoruz. Yani tabii ki daha sağlıklı olan şeyler tüketmekte fayda var. Ben de biliyorum ama şu anda gerçekten hiç fırsatım kalmadı kahvaltı hazırlamaya. O yüzden böyle ekmek arası çok bir şey olmak zorundaydı. Canım da salam çekince dedim hadi ye bugün. Bayağıdır yemiyordum. En son salamı ne zaman yediğimi hatırlamıyorum. Belki bir sene olmuştur. Bilmiyorum gerçekten. O yüzden şimdi karnımı doyuracağım. Sonracıma şöyle enerji dolu Yasemin geri dönüş yapsın. Çünkü şu an enerjim düştü. Acıktım. Bana afiyet olsun. Siz de mutlaka güzel kalorisi hesaplığı yapan, yani kalori hesabını yaparak beslenin. Şöyle geçenlerde biliyorsunuz Hofer alışverişimizde böyle sebze almıştım. Onu çıkardım. Bir sebze çorbası yapayım dedim lahmacunun yanına. Dediğim gibi çok az lahmacun var. Biraz da pizza ekmekleri yapacağım böyle ufak ufak. Hani hazır oluyor şey ekmekler, gösteririm size zaten sonra. O da çok güzel oluyor çünkü ve pratik. Yani çünkü lahmacun yoksa yeni yemek yaparsam bu sefer lahmacun yenmeyecek. O yüzden böyle yapayım dedim. Böyle bir plan, proje uyguladım. Ben niye böyle çabuk konuşuyorum, hızlı hızlı bilmiyorum ama. Sanki böyle trene yetişecekmişim konuşuyorum bazen. Neyse bana afiyet olsun o zaman arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Evet canlar, şimdi size Nespresso kahvelerimi göstereceğim. Gelmiş şansa beni eve gelirken posta kutusundan almış. O yüzden şöyle size göstereyim dedim.
böyle işte indirim vardı yani. 120 euroluk kahve alabiliyordunuz. Bayağı da bir çok bakın şöyle. Güzel bir kahve serüvenim başlayacak. Buna bir de şey sipariş ettim işte bu kahve makinesinin altına yerleştirebilmek için. Şöyle bir Vienna Lungo varmış. Bilmiyorum yani hepsinin tadına beraber bakarız. Favorilerimi söyleyeceğim. Şöyle bir Vienna Lungo'ymuş bu. Ondan sonra ne varmış bakayım. Şöyle bir iki hep sipariş etmiştim. Şöyle çeşit. Porto varmış. Scuro varmış. Şu Scuro'yu bana kız çok övdü. Çok iyi dedi. Ondan sonra Indonesia Organic. Guinness Koro. Stockholm Lungo. Tokyo Lungo. Nocciola. Bu herhalde çikolata aromalı bir tane olması lazım. Rio de Janeiro. Shanghai Lungo. Cape Town Lungo. Istanbul Espresso. Bunu merak ediyorum yani. Cairo. Cairo mu? Cairo mu? Öyle bir şey. Ama Cairo yazılıyor. Cairo öyle yazılmıyor ki normalde. Bilmiyorum ya da bana. Buenos Aires. Vanilya. Şunları çok merak ediyorum. Ben çünkü aromalıları çok seviyorum. Keşke bunlardan daha çok alsaydım. Bu neymiş? Nicaragua. Bunlar da çikolatalı mı artık bilmiyorum. İki tane daha şurada var böyle değişik. Ondan sonra bir tane Paris Espresso var. Bunlar Espresso Paris. Bakın desayını bile bir değişik yani. Ben bilmiyorum. Çok güzel yani. Ondan sonra iki tane de Caramello var. Yani merak ediyorum tatlarının hepsini. Ama galiba benim şeylerim şu şeyli olanlar. Geçmaklı olanlar yani. Mesela bu vanilyalı falan var ya. Ben böyle şeyleri çok seviyorum. Yani gördüğünüz gibi kahve Nespresso'larımız gelmiş. Aslında çok merak ediyorum. Bir tane vanilyalı deneyelim arkadaşlar. Hadi bir çılgınlık yapalım. Kahvaltının üzerine bir kahve deneyelim. Şu vanilyalıyı denemek istiyorum. Hemen canlı bir test yapalım. Nasıl tadı? Merak ediyorum. Sütünü kendim ekleyeceğim. Çünkü kahvenin aromasını merak ediyorum. O yüzden cappuccino falan yapmayacağım. Kahvenin aromasını, tadını, lezzetini merak ediyorum. O yüzden şöyle bir hemen yapalım. Şöyle bir tane de içelim bir. Bakalım merak ettim. Şöyle makinemi açıyorum. Suyu var mıymış? Varmış. Süt koymayacağım. Sütsüz bir deneyeceğim. Şöyle şey serisini deniyorum. Size de göstereyim. Vanilya. İşte bunların bu şeyi güzel. Gerçekten de çeşit kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten. Şöyle bakayım. Allah döktüm hepsini. Yani sürekli Nespresso'da yaparsanız daha pahalı tabii ki. Onu söyleyeyim. Nespresso'da 40 centten 47 centten başlıyor tanesi. Yani şunlardan 47 centten başlıyor ve şeyine göre değişiyor. 60 cent'e kadar kahve var arkadaşlar tanesi. Ama bunlar daha uyguna geliyor dışarıda aldıklarımız. Bunlardan 20 centten itibaren var dışarıda. Yani 30 centte aşağı yukarı 30 centte. Mesela şu kahve benim sevdiğim karamelli kahve. Mesela kaça geliyordu? 32 cent mi ne? Yani dışarıdan da bulabilirsiniz. İlla Nespresso olması şart değil bence. Ama tabii ki şimdi büyük konuşmayayım. Tadını, lezzetini merak ediyorum. Şimdi bir de Nespresso beni yıkıp geçiyormuş o zaman yani. Tabii ki Nespresso deriz. Bakalım yani kahvenin bence kalitesi ve lezzet çok önemli. Şöyle kahvenin kokusu bile bir mükemmel. Tam vanilyalı bir aroma geliyor arkadaşlar. Böyle kokusu bile acayip güzel yani. Şöyle bir yağsız süt ekliyorum içine yani hafif yağlı öyle söyleyeyim. Çok az bir miktar. Çünkü kahvenin tadının aromasını merak ediyorum. O yüzden hep birlikte şöyle bir tadım testi yapalım nasılmış. Gerçekten merak ettim çünkü. Of. Yani gerçekten. Ben çünkü vanilyalı böyle tatlı hani karamelli, vanilyalı şeyleri çok seviyorum. Yani bu vanilya benim aromalarımın içine giriyor. Telefon geldi. Evet canlar bir de böyle ayakkabı sipariş etmiştik Belina'ya. Bunları seçti Belina. New Balance. Bunların bir modeli var mı bilmiyorum Belina var mı? 550 miydi? 550'ymiş. Şöyle Zalando'dan sipariş ettik.
Kaç almıştın beni? 140. 140 oraya batırmış bizi. Güle güle kullansın inşallah. Hı? Yani yılda bir iki defa alıyor en fazla. Çok ayakkabı masrafı. Çok çok masraflı olan bir çocuk değil çok şükür. Şurada oturan şu şahıs. Yani güle güle kullansın, hak etti yani gerçekten. Ben de buraya ne koydum? Sebzeleri koydum böyle. Biraz da patates doğradım içine. Onlar burada haşlanıyor. Ondan sonra içerisine biraz sebze tozu, yani sebze çeşnisi. Ondan sonra biraz da krema koyacağım. Çocuklar, bizim çocuklar çok seviyor. Sıcak sıcak yesinler. Çünkü hava buz gibi. Hemen camlar da buharlanmış. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir açayım. Havalansın biraz. Simba uyuyorken. Çünkü yok, tırmanıyor her yeri. Yani böyle çorba yapıyorum bir tane. Dediğim gibi bu pizzalardan atacağım. Lahmacun var. Böyle böyle. Bugün de menüsü bu olur. Kahvelerimi göstermiştim. Akşam yemeğinde görüşelim diyorum. Çünkü bayağı bir şey çekmişim bugün fark etmeden herhalde. O yüzden akşam yemeğine de fırsat kalsın. Akşam yemeğinde biraz daha çekim yapıp günü Turgut'la beraber kapatırız diyorum. Simba bir yatıyor bir kalkıyor orada. Bilmiyorum ne yapıyor. Böyle canlar. Daha sonra yemekte görüşürüz diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Evet canlar, sipariş alıyoruz Belinay'dan. İstiyorsanız eve yollayabilirim saati. Kaç para saati Belinay? Bana dedi ki yardım lazım mı anne? Ben de iyi gel kızım dedim. Şimdi ona pizzaları yaptırıyorum. Şöyle yani kullandığım şu baget ekmeklerini ortadan kestiriyorum. Böyle hazır gördüğünüz gibi evde bir yemeğiniz varsa, yanına yemek yapmak istemiyorsanız, pratik bir öneri olsun size. Pratik bir yemek tarifi gerçekten. Çok da lezzetli oluyor. Çorbamı hazır blenderdan getirdim. Niyet geldi. Şimdi derslerini kontrol ettim. Buraya da sos hazırladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle domates sosu var ya, şu hazır. Onu böyle şeyle, biraz vegette yani, şu çeşni mi diyorlar, sebze çeşnisi. Biraz da şu pizza baharatından ekledim. Birazcık zeytinyağı. Böyle bunu böyle karıştırıyorum. İsterseniz üzerine biraz sarımsak da koyabilirsiniz. Hatta koyalım. Hafif bir sarımsak tozu ekliyorum ben. Çünkü bizimkiler sarımsak ağza gelince pek sevmiyorlar. O yüzden şöyle bir sarımsak. Hani gerçekten çok hafif. Şöyle çok az bir şey. Böyle karıştırıyorum. Ben ne yerim bilmiyorum. Belki ben de çorba yerim. Çünkü çorbanın kalorisini hesapladım arkadaşlar. İçinde sadece 200 ml'lik bir krema var. Eşdeğer 600 kalori. Sebzelerde 100 kalori olsa, içine başka katık yağ falan yok. Yani bütün çorbada 700 kalori var. 7 kase çıksa şöyle bölüyorum. Kasesinde 100 kalori var benimle. Bence güzel bir öğün ve katı, yani güzel bir şey. Doyurucu aynen. Bir kase çorba yerim. Bir tane de şundan yerim. Ya da iki tane. Bunun tanesi de hatta şurada yazıyor, göstereyim size. Tanesinde 125 kalori var arkadaşlar. Yani şu bir tane oluyor şöyle. Hani iki tane yersiniz 125 kalori. Biz üzerine şimdi birazcık bu domates sosundan ekleyeceğiz. Ve biraz peynir ekleyeceğiz. Yani toplamında şu bir ekmekte 200 kalori var. Şöyle hesaplarsak yani şu iki ekmek pizza yerseniz 200. Bir kase çorba 300. Hadi zeytin, şunda da zeytinyağı var ya, 400 diyelim hani toplam. Yani bunun ikisini yersem çorbayla 400 kalori yemiş olacağım. Sabah da 450 yemiştim. 850'deyim. Sütlü kahveleri de 150 hesapladım. 2 tane içmiştim. 1000 kalori yemiş oluyorum. Yani aslında çok yemedim. Gördün mü? Hani çok az yemişim değil mi? Ne güzel bana maşallah. Aslında 600 kalori mi sunuyor aslında? Aslında yani şöyle yani 50 bile denmez. Yok yani. Ama belki akşam bir şey yerim daha. Bir de kahve içeriz daha Turgut'la da, kesin bir tane daha. Ben genelde kalorilerimi kahveyle alıyorum ama kahveye gerçekten şu kadarcık süt koyuyorum arkadaşlar. Böyle yani kaşar peynir falan derken böyle bu ekmek yani toplamında 300 kaloriye denk gelir. Öyle söyleyeyim yani. Şu iki ekmek sos ve kaşarla ve birazcık da mısır ekleyeceğiz. Zaten mısırın çok kalorisi yok. Sebze niyetine geçiyor. Şöyle göstereyim hatta size. 100 yani 100 gramında 82 kalori varmış. Bu 150 gram yani. O yüzden onu şöyle toplasak yani bir ekmekte 300 kalori. 200 mü dedim ben? 300 mü dedim? Neye? 125 ekmek zaten. Şunlarla çorbayla beraber dedim.
Yani şu iki ekmeği yani 250 diyelim. Yok 250 diyelim. Çünkü bunlardan çok çok az kullanıyorsun ya. O yüzden yani böyle pratik bir akşam yemeği. Bakın yani kalori sayarak neler yiyebileceğinizi gösteriyorum size. Hemen pişirelim, bir fırına atalım. Beyler sen sosunu sür anneciğim. Ondan sonra da çıkmış halini, en son halini size göstereyim. Böylece yemeğimiz de hazır olmuş olsun. Ben de lahmacunları ısıtayım. Masanızı kuralım. Beyler de böyle gördüğünüz gibi sürüyor ekmeğin üstüne. Biraz daha fazla sürebilirsin aşkım, yoksa kuruyor. Bak şöyle ben bir tanesini sana göstereyim. Ondan sonra sen yap. Beyler böyle yemek tarifleri öğrenmek istiyor arkadaşlar. Çünkü dersten vakit bulamıyor. Böyle vakit buldukça da öğretiyorum. Bak şu kadar yeter mesela. Şu mısırı aç, süz biraz. Ondan sonra üzerine ekle. Ondan sonra cuma biraz kaşar. Ondan sonra bitti. Bu kadar yani. Basit, pratik. Herkesin yapabileceği. Şipşak. Misafiriniz geldi ya. Arayıp o size gelene kadar bile hazır olur yani. Şuradan şuraya gelse bile. Biraz şuraya birine suyunuz biraz süz buraya. Yani şipşak misafiri, çayın yanına harika bir doyurucu pizza tarifi. Sucuk koyun, mantar koyun, zeytin koyun. Nasıl döşerseniz döşeyin. Harika, pratik. Yani tembel tarif. Ama güzel oluyor değil mi Bella yani? Aynı pizza gibi. Pizza bagetler var ya, onlar gibi yani. Hazır almaya gerek yok. Azıcık bir masrafla evde yapın. Neyse videom uzadı. Şu birini hemen bir gösterin de ondan sonra sen devam yap. Şöyle arkadaşlar bakın göstereyim. Şöyle de bir kaşar ekliyorum üzerine. Hı, bir şey geldi. Ya da Azra mı geldi? Azra gelmiş olabilir. Neyse görüşürüz canlar. Evet canlar, sofraya oturduk. Gördüğünüz gibi şöyle bak güzeller şöyle duruyor. Gerçekten lezzetli. Bir tane çorba. İki tane pizza yiyeceğim. Bak bak bak. Oh sıcak ama dikkat et, elini yakarsın. Bakın ben şey testi yapıyor. bir kase çorba, iki tane pizza yiyeceğim. Bir tane de şöyle ayran. Ev ayranı kendimiz yaptık. Böyle yani Tugdor da geldi. Hesap kitap ödüyor. Beğenilen ayakkabılarını ödüyor. Böyle yani. Bize afiyet olsun o zaman. Geldik günün sonuna. Ben şimdi yemeğe oturacağım. Ama bu videoyu kapatayım ki editleyebileyim. O yüzden sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Yine işte iş başladı, işte çalışıyoruz, eve geliyoruz. Günler stresli geçiyor. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bizimle kalın. Desteklerinizi esirgemeyin. Bir like yapmayı unutmayın. O kadar izleyenimiz var ama bir like yapanımız yok. Hadi gösterin kendinizi. Bu arada kocaman Türkiye'ye de selam olsun tabii ki. Türkiye'ye selam göndermeyi unutmuş muyuz? Olabilir mi? Türkiye dedin mi? Neyse unuttuysak da affola. Hepinize buradan kucak dolusu selamlar olsun. Öpüyorum sizi. Bay bay.